Sevgili öğrenciler, bu dersimizde deyimler ve atasözleri konusu üzerinde duracağız. Deyimler genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, anlatımı zenginleştirip etkili hale getiren iki veya daha fazla sözcükten meydana gelen kalıplaşmış söz öbekleridir. Bunlar açığa vurmak, başına dert açmak, akıntıya kürek çekmek, bam teline basmak, rengini belli etmek gibi deyimlerdir. Deyimler dilin incelikleri, güzellikleridir. Deyimleri bilmeden bir dili tam olarak öğrenmemiz tabii ki mümkün değildir. Şimdi burada deyimlerin bazı özellikleri var. Onları şimdi birlikte inceleyelim. Her şeyden önce deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine aynı anlamda da olsa başka sözcükler getirilemez ve deyimin söz dizimi bozulamaz. Örneğin ayıklı pirincin taşını deyimin yerine ayıklı bulgurun taşını şeklinde söylenemez. Aynı şekilde pabucu dama atılmak deyimini biz ayakkabısı dama atılmak şeklinde belirtemeyiz. Deyimler kısa ve özlü sözlerdir. Dosta düşmana karşı, yükte hafif pahada ağır gibi deyimler gördüğünüz gibi kısa ve özlü ifadeler. Deyimler şekil bakımından şu şekilde gruplandırılabilir. A. Söz öbeği biçiminde olanlar. Baş eldeyken, aç kurt gibi, gel zaman git zaman, suya sabuna dokunmadan gibi. B. Mastar halinde bulunan veya bir mastarla sona erenler. Dilinde tüy bitmek, göz yummak, ağzına bir parmak bal çalmak, bir taşla iki kuş vurmak, sevgi beslemek gibi. C. Cümle biçiminde olanlar. Çoğu gitti, azı kaldı. Dostla alışverişte görsün. Aramakla ele geçmez. Atsan atılmaz, satsan satılmaz gibi. Deyimler kullanıldığı cümleye göre çekim eki alabilir. Yani biz deyimleri farklı kip ve şahıslarda çekimleyebiliriz. Mesela onların pabucu dama atıldı diyebileceğim gibi bizim pabucumuz dama atılmış gibi farklı kip ve şahıslarda çekimleyebiliriz. Deyimler demek ki kullanıldığı cümleye göre çekim eki alabilirler. Deyim bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır. Kural ya da yargı bildirmez. Deyimi atasözünden ayıran en önemli özellik de zaten budur. Şimdi konuyla ilgili etkinliğe birlikte bakalım. Aşağıda verilenlerden hangileri deyim, hangileri atasözüdür? Bulunuz, anlamlarını yazınız. Herkesin tenceresi kapalı kaynar ifadesi bir atasözüdür. Yani bir kimsenin durumunun başkalarınca tam olarak bilinmeyeceği anlamında bir atasözüdür. Tencerede pişirip kapağında yemek ifadesi ise bir deyimdir. Yani geçinme konusunda var olanla yetinmek anlamına gelmektedir. Kedi ciğere bakar gibi bakmak yine aynı şekilde bir deyimdir. Burada imrenerek bakmak anlamı söz konusudur. Kedi yetişemediği ciğere murdar dermiş. Burada kişi elde edemeyeceği şeyi istemiyormuş gibi görünür anlamında bir atasözüyle karşı karşıyayız. Atı alan Üsküdar'ı geçti ifadesi ise fırsatı kaçırıp artık yapılacak bir iş, bir şey kalmaması anlamında kullanılan bir deyimdir. At bininin kılıç kuşananın ifadesi ise bir atasözüdür. Her şey onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır anlamındadır. Deyimleri oluşturan sözcüklerden en az biri, kimi deyimlerde sözcüklerin tamamı gerçek anlamlarını kaybetmiştir. Sınırlı sayıda deyimde ise sözcükler gerçek anlamlarını korumuşlardır. Şimdi de ikinci etkinliğimizi inceleyelim. Aşağıdaki deyimlerden hangilerinin gerçek anlamlı, hangilerinin mecaz anlamlı olduğunu işaretleyiniz. Şimdi mecaz anlamda kullanılan bir çam devirmek deyimimiz var. Hata yapmak, pot kırmak anlamında. Dosta düşmana karşı gerçek anlamlı. Sevgi beslemek mecaz anlamlı. İki lafı bir araya getirememek, hem suçlu hem güçlü ifadeleri birer gerçek anlamlı kullanımdır. Rengini belli etmek ise mecaz anlamlı bir kullanım. Yine aynı şekilde dudak bükmek, dilinde tüy bitmek ifadeleri mecaz anlamlı deyimlerimize örnek olarak
verilebilir. Yükte hafif, pahada ağır, çoğu gitti, azı kaldı deyimlerimiz ise gerçek anlamlarını korumuşlardır. Dirsek çevirmek ifadesi ise bir mecazlı deyimdir. Para ile değil, sıra ile deyimimiz de yine gerçek anlamlı bir deyimdir. Deyimler ulusal nitelik taşıyan sözlerdir. Toplumun yaşam tarzından, inançlarından, geleneklerinden izler taşır. Yani bu yüzden bir atasözünü başka bir dile çevirdiğimizde yine bir anlam ilgisi ortaya çıkabiliyor. Fakat bir deyimi başka bir dile çevirdiğimizde o dilde onun karşılığını söylemek veya ona bir anlam bulmak oldukça güçtür. Aynen nazara gelmek, işte abdestli namazında olmak, mahalle kahvesi gibi ifadeler. Bu şekilde ulusal nitelik taşıyan ifadelerdir. Şimdi konuyla ilgili örnek sorumuzu inceleyelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Sizler zaten parçayı okudunuz. Parçaya baktığımızda bilmediği, aklına ermediği, yetkisi dışında bir işe karışan kişi için bir deyim kullanılmış. Bu deyim de tabii ki karşılığını D seçeneğinde göstermektedir. D seçeneğine baktığımızda çizmeden yukarı çıkmak ifadesi bu parçada boş yere getirilebilecek ifadedir. Çünkü aklın ermediği, yetkisi dışında bir işe karışmak ifadesini karşılayan bir deyimdir. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Diğer örnek sorumuza bakalım. Örnek soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum içi içine sığmamak deyimiyle uyuşmamaktadır? Şimdi verilen seçeneklere baktığımızda elindeki oyuncağı görünce avuçlarını birbirine vura vura ona koştu. Burada bir sabırsızlık, coşkunluk ifadesi söz konusudur. Yine B seçeneğine baktığımızda yerinde duramamak ifadesi. Yine C seçeneğine baktığımızda geziye çıkacağı günü diyor, iple çekiyordu. E seçeneğine baktığımızda kalabalığın içinde gözleri ona ilişince kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Ve bunlar da coşkunluk göstermek, telaş, sabırsızlık gibi anlam ifadeleri vardır ki bu zaten içi içine sığmamak deyimiyle karşılanır. Fakat bu deyimle örtüşmeyen, uyuşmayan ifade D seçeneğidir. Şimdi etkinlik 3'e bakalım. Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Burada deyimler verilmiş ve karşılarında da anlamları belirtilmiş. Şimdi bu karışık olarak verilen deyimleri birlikte bulalım. Bam tiline basma ifadesi en çok kızacağı şeyi yapmak veya söz söylemek anlamında bir deyimdir. Onu da burada görüyoruz. Hem dalına hem mıhına vurmak ifadesi karşı iki yanı desteklemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Ve üçüncü örneğimize baktığımızda taşı gediğine koymak. Bu da gerekli bir sözü tam zamanda ve yerinde söyleyerek karşısındaki kimseyi susturmak, zekice davranmak anlamında bir deyimdir. Sinekten yağ çıkarmak ifadesi ise olmayacak yerden çıkar sağlamaya çalışmak ifadesi olarak karşımıza çıkar. Ocağına incir dikmek ifadesi ise birinin evini, barkını dağıtmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Gönül koymak ifadesi ise gücenmek, alınmak anlamında bir deyimdir. Ayak diremek ifadesi ise bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak anlamında bir deyimdir. Örnek sorumuz 3'e geçelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? Sizler parçayı okuduğunuzda şunu gözlemlediniz tabii ki. Burada boş bırakılan yere çalışmakla ilgili bir deyimin getirilmesi gerekiyor. Baktığımızda A seçeneğinde gecesini gündüzüne katmak, B'de iğne ile kuyu kazmak, D seçeneğinde saat gibi işlemek, E seçeneğinde durdurak bilmemek hep buralara getirilebilecek çalışmayla ilgili ifadelerdir. Fakat C seçeneğindeki ifadede çalışmakla ilgili bir anlam bulamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Örnek soru 4.
Bu parçada boş bırakılan yere düşünce akışına uygun olarak aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Yine parçayı okuduğumuzda şunu görüyoruz. Birçok şeyler yapılıyor fakat istenen ilerleme sağlanamıyor. Çok az bir ilerleme gerçekleşiyor. Sonuçta da bu işte eğitimde bu yüzden ifadesi kullanılarak fazla bir ilerlemenin sağlanmadığı anlamında bir deyimin getirilmesi gerekir ki bu da D seçeneğinde bir arpa boyu gitmek. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Atasözleri. Atasözleri atalar sözüdür. Yüzyıllardır söylene gelen, söyleyeni belli olmayan, milletin ortak duyuş ve düşünüşünü yansıtan, ders verme ve öğüt anlamı taşıyan özlü sözlerdir diyebiliriz atasözleri için. Yani atasözleri ulusal sözlerdir. Ulusun ortak düşüncelerini, tutum ve inanışlarını yansıtır. Şimdi atasözlerinin özelliklerini birlikte inceleyelim. Her atasözü belli bir kalıp içinde belirli sözcüklerle ortaya konmuştur. Yani atasözünün sözcükleri değiştirilip yerlerine başka sözcükler getirilemez. Aynı şekilde sözcüklerin cümledeki yerleri de değiştirilemez. Yani atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Atasözleri az sözle çok şey anlatır. Anlam yoğunluğu vardır. Yani atasözleri kısa ve özlü sözlerdir. Atasözlerin çoğu bir ya da iki cümledir. Daha uzun olanı da azdır tabii ki. Balık baştan kokar. Bir yargı şeklindedir. Ama birden fazla yargı şeklinde olan biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Yine at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Kaynayan kazan kapak tutmaz gibi atasözleri bir ve birden fazla cümleden oluşmaktadır. Atasözleri yargı bildirir, cümle niteliğindedir. Bazı atasözlerinde yüklem söylenmez, yani eksiltili cümle şeklinde atasözlerimiz de vardır. İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa, yol yürümekle, borç ödemekle gibi atasözlerimizde dikkat ederseniz yüklem kullanılmamıştır. Yani eksiltili cümle durumundadır. Atasözleri genel kural niteliği taşır. Genel kural niteliği taşıyan bu atasözlerini kavram özelliklerine göre aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz. Bazı atasözlerimiz sosyal olayların nasıl oluştuğunu ve sonuçlarını uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak bildiren atasözleri olarak karşımıza çıkar. Bunlar minareyi çalan kılıfını hazırlar, araba devrilince yol gösteren çok olur şeklindedir. Yine bazı atasözlerimiz doğa olaylarının nasıl ola geldiğini ve sonuçlarını ortaya koyan sözlerdir. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Yılın eksiğini Nisan getirir, Nisan'ın eksiğini yıl getirmez gibi. Bazı atasözlerimiz de adet ve gelenekleri gösteren atasözleridir. Kız beşikte, çeyiz sandıkta, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bazı inanışları bildiren atasözlerimiz de vardır. Akacak kan damarda durmaz, garip kuşun yuvasını Allah yapar gibi. Yine aynı şekilde kısa öykü biçiminde oluşmuş atasözlerimiz de vardır. Terzi göç demişler, iğnen başında demiş, ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimden demiş. Atasözlerin büyük bölümü mecazi sözlerdir. Sayıları çok olmasa da gerçek anlamıyla kullanılan atasözlerimiz de vardır. Şimdi etkinlik 4'e bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangilerinin gerçek, hangilerinin mecaz anlamda kullanıldığını bulunuz. Her ağacın meyvesi olmaz atasözü mecaz anlamda söylenmiş olan bir atasözüdür. Dost ile ye iç, alışveriş etme atasözü ise gerçek anlamdadır. Yani bunun arka planında mecazi bir söyleyişi yoktur. Gerçekten de dostluk başka, alışveriş başka demek isteniyor. Fakat üzüm üzüme baka baka kararır ifadesinin mecazi bir anlamı söz konusudur. İnsanların birbirinden etkilenmesi anlamında mecazi bir söyleyiş söz konusudur. Aynı şekilde gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez, mecaz anlamlı bir atasözüdür. Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez ifadesi ise gerçek anlamını koruyan bir atasözüdür. Körle yatan şaşı kalkar ifadesi yine mecazlı bir anlam taşımaktadır. İnsanların birbirlerinden etkilendiklerini ifade etmektedir. Atasözlerimiz ders verme ve öğüt anlamı taşıyan sözlerdir. İşte bu yönleriyle deyimlerden ayrılır. Şimdi bunları da şu açıdan inceleyebiliriz. Yani kim atasözleri doğrudan öğüt verirken, kimileri dolaylı biçimde öğüt verir.
Örneğin öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünde insan kendisini öfkeye kaptırmamalı şeklinde dolaylı bir ders verme varken bugünkü işini yarına bırakma atasözü ise doğrudan bir öğütte bulunmaktadır. Şimdi bu doğrudan ve dolaylı atasözlerini birlikte inceleyelim. Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun atasözüne baktığımızda burada doğrudan bir öğüt verme anlamı söz konusudur. Fakat aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz atasözünde dolaylı bir öğüt verme anlamı söz konusudur. Yine ayağını yorganına göre uzat atasözünde doğrudan doğruya bir öğüt anlamını görüyoruz. Hekimsiz, hakimsiz memlekette oturma ifadesinde yine doğrudan bir öğüt verme anlamı var. Gelene git denilmez ifadesinde ise dolaylı bir öğüt verme anlamı var. Aynı şekilde ağlamayan çocuğa meme vermezler atasözü de dolaylı bir öğüt anlamı taşımaktadır. Atasözlerinde genel olarak olumsuzluklar, kötülükler övülmez ve öğütlenmez. Ancak kim atasözlerinde kötülük öne çıkarılır? Kötülük ve olumsuzlukların öne çıkarıldığı böyle atasözlerine söylence de denir. Aşağıdakilerden hangileri söylenceye örnek olabilir? İşaretleyin. Söylenceler olumsuz ifadeler taşıyacaktı. Olumsuzluğu öğütleyen ifadeler olacaktır. Baktığımızda doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar ifadesi bir söylence özelliği taşımaktadır. Çünkü olumsuz bir ifade taşımakta. Aynı şekilde merhametten maraz doğar, merhametli olunmaması gerektiğini öğütleyen bir nitelik taşıdığı için yine söylencedir. Yüz verme arsız olur, az verme hırsız olur. Bu bir atasözüdür. Söylence niteliği taşımıyor. Yırtıcı kuşun ömrü az olur. Yine atasözü niteliği taşımaktadır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yine bencilliği öğütleyen bir ifade olduğu için biz bunu söylence olarak ifade edebiliriz. Aynı şekilde her koyun kendi bacağında asılır ifadesi bir söylencedir. Bunun yanında birbiriyle çelişen atasözleri de vardır. Şimdi bu çelişen atasözlerini birbirleriyle eşleştirelim. İyilik eden iyilik bulur. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. Bunlar birbiriyle çelişmektedir. Borç yiğidin kamçısıdır. Burada borçlu olmak övülürken buradaki ifadede borçsuz çoban borçlu beyden yeğdir ifadesi yine birbiriyle çelişmektedir. Yalancının evi yanmış kimse inanmamış. Burada da doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Güvenme dostuna saman doldurur postuna. Burada da bin dost az bir düşman fazladır ifadesiyle çelişmektedir. Şimdi de etkinlik 6'ya bakalım. Aşağıdaki atasözlerine verilen anlamlarla eşleştiriniz. Birinci atasözümüz acı acıyı keser, su sancıyı. Burada bir güçlüyü yenmek için başka bir güç yola başvurmak gerekir anlamı çıkmaktadır. İkinci atasözümüze bakalım. Aç elini kara sokar. Burada da aç insan geçimini sağlamak için kendisini her türlü tehlikeye atar anlamı çıkmaktadır. Üçüncüsüne baktığımızda ağaç kökünden yıkılır ifadesinde bir düzen ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır anlamı çıkmaktadır. Dördüncüsüne baktığımızda ise dördüncü atasözümüzde altın eli bıçak kesmez herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir anlamındadır. Beşinci atasözümüze bakalım. Ağaç yaprağıyla gürler. İnsan akrabaları ve yakınları ile varlığını gösterir. Önemli işler yapar. Altıncı atasözümüze baktığımızda baş ağır gerek kulak sağır ifadesi. Burada kişi ağır başlı olmalı ve dedikoduları dinlememelidir şeklindedir. Yedinci atasözümüze baktığımızda borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır. Burada da borç ödenmesi geciktikçe borçluluk duygusu gevşer, borç ödenmez olur. Hastalık uzun süreli olursa da ölüme yol açar anlamındadır. 8'e baktığımızda yatanın yürüyene borcu var ifadesi.
Çalışmayanın sürekli olarak çalışana borcu vardır anlamındadır. 9'a bakalım. Çivi çıkar ama yeri kalır. Yani gönül yarası kapansa da unutulmaz. Dost, dostun eğerlenmiş atıdır. Yani gerçek dost, arkadaşının zor zamanında yardımına koşmaya hazırdır. 11. atasözü, dilencinin torbası dolmaz. Yani şundan bundan yardım isteyerek geçinme yolunu tutmuş kimsenin isteği bitmez. 12. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Bu da işine erken başlayan kimse başarı elde eder anlamındadır. 13. Gezen ayağa taş değer. Gereksiz yere gezen kişi kendisine zarar dokunacak şeylerle karşılaşır. 14. İşine hor bakan boynuna torba takar. Bunun anlamı ise işini küçümseyen kişi para kazanamaz, sonunda dilenci olur. 15. Abdala kar yağıyor demişler, titremeye hazırım demiş. Bunun anlamı ise 15. atasözümüzde varlıklar için sıkıntı olabilecek bir durum yoksullar için söz konusu bile olamaz anlamındadır. Onu da biz burada görmekteyiz. 16. Lokma karın doyurmaz, şefkat artırır. Anlamına baktığımızda bunun bir kişiye verilen armağan aradaki sevgiyi artırdığı için değerlidir ifadesiyle karşılayabiliriz. 17. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani öfkesine kapılarak iş gören sonunda kendisi güç duruma düşer. 18. Ölümden öte köy yoktur. Yani her insan bir gün öleceğini bilmeli, sonu gelmez istekler peşinde koşmamalı, davranışlarını bu bilinçle düzenlemeli. 19'a bakalım. Akıl para ile satılmaz. Yani delice iş yapan zenginler bulunduğu gibi akıllıca iş yapan fakirler de vardır. 20. Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar. Yani kurnaz ve hileci kişiyle ortaklık eden hilenin kurbanı olur. Hemen diğer atasözümüze bakalım. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Sürekli iş değiştiren bir kimse başarı kazanamaz. Bu şekilde atasözlerimizin anlamlarını vermiş olduk. Şimdi de deyim ve atasözlerimizle ilgili ödev testine geçebiliriz. Şimdi sizin çözdüğünüz ödev testini birlikte inceleyelim. Birinci soru, aşağıdaki atasözlerin hangisinde mecazi bir söyleyiş yoktur? Atasözleri genellikle mecazi kullanımlardır ki buraya baktığımızda A, B, D ve E seçeneklerinde mecazlı atasözleri görüyoruz. Fakat C seçeneğinde sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna şeklinde bir gerçek anlamını koruyan atasözüyle karşı karşıyayız. İkinci soru, numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Atasözlerine baktığımızda ikinci atasözüyle beşinci atasözünün aynı anlama geldiğini görürüz. Üçüncü soruya bakalım. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa endişe etmek, çok korkmak anlamı ortaya çıkar. Bu cümleye baktığımızda çocuğunun bahçede oynamasına bile izin vermiyor, düşüp bir yerini incitecek diye aklı çıkıyor deyimi buraya getirildiğinde anlamla örtüşmüş oluyor. Cevabımız Edirne'dir. Dördüncü sorumuza geçelim. Altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Dizelerde yanlarında ağız dil vermeyen köylüler ifadesi kullanılmış. Bu ağız dil vermemek ifadesi hiç konuşmamak anlamındadır. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Beşinci sorumuz. Gönülle ilgili sözlerden hangisinin anlamı bu parçada yanlış verilmiştir? Parçanın hemen girişine baktığımızda
Gönlü çelinmek yaşama gücünün azaldığını göstermek için kullanılır deniliyor ki bu yanlış bir ifadedir. Çünkü gönül çelinmek güzel sözlere aldanmak demektir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır? Sorunun E seçeneğine baktığımızda diplomasını alan genç kızın sevinçten etekleri tutuşmuştu. Tabi burada sevinmek için kullanılmıştır fakat bu uygun bir kullanım değildir. Çünkü etekleri tutuşma ifadesi çok telaşlanmak için kullanılan bir deyimdir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Yedinci soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Parçayı okuduğumuzda parça iş işten geçtikten sonra yapılması gerekenler ifade ediliyor. Daha doğrusu iş işten geçtikten sonra aklı başına gelmeyi dile getiriyor. Dolayısıyla burada boş bırakılan yere C seçeneğindeki balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir atasözü getirilmelidir. 8. soru. Aşağıdaki atasözlerin hangisi yanında belirtilen durumla ilgili değildir? Soruya baktığımızda sorunun A, B, C ve D seçeneklerinde karşılarında verilen deyimle açıklama örtüşmektedir. Fakat E seçeneğinde bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır, ağır başlık olarak söylenmiş. Halbuki bu ortaya atılan bir sözün çok çabuk yayılacağını ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. 9. sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangilerinde aynı anlamlı deyimler kullanılmıştır? Sorunun birinci cümlesine baktığımızda yaz tatili ile ilgili planlarını dün akşam ağzından kaçırdı. Ağzından kaçırmak ifadesi istemediği halde boş bulunup söylemek anlamındadır. Bu doğrultuda ifade de dördüncü cümlede istemediğini kimlerin geziye katılmasını istemediğini boş bulunup söyledi. Boş bulunup söyleme ifadesiyle ağzından kaçırma ifadesi deyimi aynı doğrultudadır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 10. soru. Yukarıda aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgili bir atasözü verilmemiştir? A seçeneğindeki kararlılığı karşılayan atasözü sen işten korkma, iş senden korksundur. C seçeneğinde yardımlaşma kavramı var. Bununla örtüşen atasözümüz ise el eli yıkar, iki elde yüzü yıkarlı karşılanmıştır. Deneyim D seçeneğindeki deneyim kavramı ise adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözüyle karşılanmıştır. E seçeneğindeki tutumlu kavramı ise işten artmaz, dişten artarla karşılanmıştır. Dolayısıyla burada alışkanlık kavramını karşılayan bir atasözü yoktur. Cevabımız B seçeneği. 11. soru. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca birbiriyle çelişmektedir? Sorunun cümlelerine baktığımızda, yani buradaki atasözlerine baktığımızda, birinci atasözünde iyilik eden iyilik bulur ifadesi kullanılmış. Fakat bununla çelişen iyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı atasözü karşılamaktadır bunu. Dolayısıyla 1 ve 4'teki atasözleri birbiriyle çelişmektedir. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki atasözlerin hangisi yanında belirtilen durumla ilgili değildir? Soruya baktığımızda sorunun A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen durumla ilgili kavramlar verilmiştir. Fakat C seçeneğine baktığımızda altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur. Bencillikle ilgili bir atasözü değildir bu. Bunun anlamı hiç kimse zenginliğine güvenmemeli, gün gelir, yoksullaşır, fakir kimselere muhtaç olur anlamındadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. 13. soru. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Atasözlerine baktığımızda 4. ve 5. atasözün en yakın anlamda olduğunu görürüz. Öfkeyle kalkan zararla oturur, keskin sirke küpüne zarar verir atasözleri birbiriyle yakın anlamlıdır. Dolayısıyla E seçeneği doğru cevaptır. 14. soru.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? A seçeneğine baktığımızda yer yerinden oynuyor. B seçeneğinde baktığımızda Burhan Bey'in sözü hiçbir zaman yerde kalmaz. Yine deyim olarak kullanılmıştır. C seçeneğinde yerin kulağı var. Yine bir deyimdir. E seçeneğinde yerin dibine geçmek ifadesi deyimdir. Fakat D seçeneğinde yer sözcüğü deyim içerisinde kullanılmamıştır. Doğru cevabımız Denizli'dir. 15. soru. Yukarıdaki parçada geçen numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Dalla ilgili kurulan deyimlerimiz söz konusu. Burada baktığımızda daldan dala konmak deyimi sık sık iş konu veya düşünce değiştirmek için kullanılır ki doğru açıklanmıştır. İnce uzun yapılı insanlar için dal gibi ifadesini zaten kullanıyoruz. Bir kimseye bir şey yaptırmak için musallat olmak ifadesini dalına binmek olarak söylüyoruz. Dal budak salmak deyimini ise soy yönden genişleyip yayılmak anlamında kullanıyoruz. Fakat şurada dördüncü deyimimize baktığımızda bu deyim için şöyle bir ifade kullanılmış. Bir kimse istemeden üzdüğümüzü ifade etmek için dalına basmak deyimini kullanırız. Diyor ki bu yanlıştır. Çünkü dalına basmak deyimini biz hoşlanmadığı bir şeyi yaparak birini kızdırmak için kullanırız. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 16. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir deyim kullanılmıştır? Nasıl bir deyim isteniyor? Bir bakalım. Bir durumu etkileyici biçimde ortaya koymak için kimi zaman abartmaya dayalı deyimler kullanılır. Abartma ifadesi deyimlerimizde sıklıkla başvurduğumuz özelliklerdendir ki bunu da biz bu soruda B seçeneğinde görüyoruz. 2 aydır temel işiyle uğraşıyorlar. Henüz bir arpa boyu kadar yol alamadılar. Yani ilerlemenin kaydedilmemesi anlamında kullanılan abartılı bir deyimdir. Cevabımız B seçeneğidir. 17. soru. Bu sözlerle anlatılmak istenenin tamamlamak için boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Yukarıdaki parça okunduğunda burada boş bırakılan yeri göz boyamakla ilgili bir deyimin gelmesi gerektiği anlaşılıyor. Zaten yukarıda gösterişli aldatmak ifadesi var. Dolayısıyla bu doğrultuda bir deyimin kullanılması gerekiyor. Bu da C seçeneğinde gözünü boyayan anlamında verilmiştir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. 18. soru. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde mecazi bir söyleyiş yoktur? Burada B seçeneğinde mecazi bir söyleyiş söz konusu değildir. Gerçekten doğrudan doğruya dost ile ye iç alışveriş etme anlamı söz konusudur. Ateş düştüğü yeri yakar ifadesinde ise mecazi bir anlam söz konusudur. Yani bir acı onu çekenden başkasını tam anlayamaz anlamında mecazi bir ifadedir. Yine mayasız yoğurt çalınmaz ifadesinde mecazlı bir anlam söz konusudur. Yani çok para kazanmak istiyorsak elde birazcık sermayenin olması gerekir anlamı söz konusudur. Yine aynı şekilde acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü de mecazlı bir kullanımdır. Yani herhangi bir duruma alışkın olan kişi buna benzer kötü bir durumdan etkilenmez anlamı söz konusudur. Yine mum dibine ışık vermez, günlük yaşamda çok kullandığımız mecaz anlam içeren bir deyimdir. Yani etkili kişi, yetkin kişi kendi yakınlarına yardım etmez, ona yardımı dokunmaz anlamında bir deyimdir. Pardon, atasözüdür. Dolayısıyla B seçeneğinde dost ile ye iç alışveriş etme atasözü gerçek anlamlıdır. 19. sorumuza bakalım. Bu sözler aşağıdaki atasözlerinden hangisini açıklamak için söylenmiş olabilir? Sizler parçayı zaten okudunuz. Parçanın genelinde anlatılmak istenen doğru söyleyenlerden hoşlanılmadığıdır. Bunu da karşılayacak olan ifade B seçeneğinde doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Yani bu parça aslında bu atasözünü açıklamak için kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 20. soru. Bu parçadaki altı çizili sözün iletisiyle aşağıdaki atasözlerinden hangisi ilişkilendirilebilir? Yukarıdaki ifadeye baktığımızda laleler laledir ve ne kadar isteseler de güllere dönüşemezler. Bununla aynı doğrultuda ileti noktasında aynı olan
E seçeneğindeki herkes davul çalar ama çomağa makama uyduramaz ifadesi doğrudan doğruya örtüşmektedir. Şimdi de 21. soruya bakalım. Aşağıdaki sözlerden hangisi olumsuz durumlar için kullanılmaz? Sorunun A, B, D ve E seçeneğine baktığımızda olumsuz durumlar için kullanılan sözleri görüyoruz. Fakat C seçeneğinde kıyas kabul etmez ifadesi olumsuz durumlar için kullanılmaz. İki şey arasındaki ayrımın çok fazla olduğunu belirtmek için kullanılan bir sözdür. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevaptır. 22. soru. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu parçanın yazarına yönelik kullanılabilir? Parçayı okuduğumuzda parçada söz edilen yazarın aslında çıkar sağlama eğiliminde biri olmadığını anlıyoruz. Bunu zaten son bölümde bugün 100 bin dolar kazanacağım ya da bu hikayeden iyi film çıkar demedim diyor hiçbir zaman. Çünkü diyor ben bir çıkar sağlama eğiliminde değilim. Dolayısıyla bu kişi için kullanılacak ifade